selamlar. Nazlı Sesli ve Kuzucukları kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Canlarım, bir tanelerim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Evet, iyi diyelim, iyi olalım, pozitif düşünelim. Arkadaşlar, dur nefesim bugünkü şeyi göstereyim. Bakın çoraplarda. İleri bir git nefes. Ay, çok güzel oldun kız. Arkadaşlar, bugünkü menümüzde ne var biliyor musunuz? Köftemiz var, patatesimiz var. Hemen onu yaptım. Dün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar, geceleyin? Onu size anlatayım ben. Ben şimdi telefon diyorum. Ay, kafa falan da. İşte videoyu arkadaşlar. Heyecan Mehmet, ses yapma oğlum. Yapma bir tanem, dur. Arkadaşlar, videomu düzenledim, editledim işte falan, videoyu indirecektim. Allah'ım, bir türlü değil mi? Hafıza doldu. Her şeyi sildim. YouTube'u sildim, Instagram'ı sildim, YouTube stüdyoyu. Her şeyi sildim, bir türlü değil mi? Allah'ım, ben ne yapacağım? Telefonu açıp kapatıyorum, yeniden başlatıyorum, şarja takıyorum. Şarj aleti de bozulmuş zaten. Bebeği açtım. Ondan sonra arkadaşlar, neyse, oldu. Videoyu şey yapmayacaktım, ha bugün video paylaşmayacaktım dedim. Nazlı, bugün video paylaşma, ne olacak yani dedim. İnmiyor telefonu arkadaşlar. Telefon gidik, vallahi gidik. iPhone 11 istiyorum. 128 GB. iPhone'un kaç modeller çıktı, ben 11'deyim halen. Ama güzel bir telefon. O da ikinci eli 14.000'den başlıyor. Bacılar, ne günlere kaldık, ne günlere adam. Onlar var ya, 7-8 bin liraydı hatırlıyorsanız. Anne. Aha. Onu söylerken alarsın. Evet kızım, babamız alır. Ağlamamam, niye onu seçecektin? Maalesef babamız yok. Babamız Allah'ın yanında. Sen babamı nereye gidiyorsun? Tamam, seni de götürürüm ben. Merhaba. Bilmiyorum ya, haftaya bir gitmek istiyorum her cuma arkadaşlar. O da hani mümkün olmazsa diyorum. Ama iki haftaya bir elimden geldiğince eşimin mezarına gitmeye çalışacağım. Çünkü huzur veriyor bana. Beslenme kabımızı hazırladık bacılar. Kız bu ne? Ay, bismillah. Bu şey sandım ama. Hırflendim. Arkadaşlar, hazırladığımıza göre haydi çıkış yapalım. Nefes ko. Marş marş. Ay, naş naş değil mi? Marş marş mı, naş naş mı? Hadi yürü gidelim anne, hadi. Tıp tıp tıp. Arkadaşlar, ben şok, ben iptal kız. Can Muhammed ilk defa ağlamadı, hayret. Alıştı galiba. Hadi gel nefes. Alıştı ya, ben alıştım. Nefes. Gidelim bakalım. Eve uğramayacağım arkadaşlar. İşim var dedim ya, döneyim. İşim var. Aa, nefes gel. Gel gel, ayran alalım. İyi hatırladım kız. Ne anne? Arkadaşın ne yapıyor? Gel gel, ayran yeri burası değil nefes. Dolapların oraya gidelim. Anne, bir gün bana bulacak. Tamam. Evde var ki, ben almıştım, sana söylemedim. Geçen hafta almıştım nefes. Senin haberin yok. Hiç yedirmedim arkadaşlar, saklıyorum öyle. Haftada bir veya iki haftada bir yediriyorum. Ayranımızı da alalım. Hadi gel. Bakayım da kız ne varmış nefes. Yumaklar gelmiş arkadaşlar. Havanoz kapakları, bir şey yok. Hadi gel gel nefes. Aşkım. Hadi geç anne. Arkadaşlar, kız işimi bıraktığıma göre işlerimizi halledebiliriz değil mi? Arkadaşlar, bir şey diyeceğim. Kız, ben bugün ne yemek yapacağım? Çocuklara yemek var da, makarna falan. Acı bekten az kaldı. Gelince ne yapayım?
Evet, düşündüm, aklıma bir fikir geldi. Ne düşündün Nazu derseniz, domatesli bulgur pilavı yapacağım. Yanına da cacık. Tamamdır, bugünkü menümüz belli oldu. Nasıl pratik zekayım gördünüz değil mi? Hemen tıp aklıma geldi. Kendimi övme şeklim. Hadi bacılar, gidelim de şu işleri hallederim. Nazlımıza durmak yok. Yola devam. Yarın da eğer işim olmazsa çarşıya gideceğim. İlk taksitleri ödeyeceğim. Ama yarın belki buradaki gideceğim kişi beni başka yüreğiyle gönderebilir. Öyle bir şey var çünkü. Neyse, konuşuruz onda. Bu arada arkadaşlar, çekimlerimi beğeniyor musunuz? Vallahi öyle bir emek veriyorum ki sizler için. Çok uğraşıyorum ama seviyorum işimi tabii ki de. Sizler de beğeniyorsanız ne mutlu bana. Siyah şallah aşırı yakıştı yine ya. Aa, mavi takacaktım dedim, siyah daha güzel olur. Rengi patlar dedim gömleğimi. Arkadaşlar, bir şok daha geçirdim. Bugün şok üstüne şok. Can Muhammed ağlamadı ve havaya bakın bacılar, durun göstereyim. Havaya bakar mısınız? Kız, güneş yok. Adana'da güneş yok. Hava kapalı. Oh my god. Vallahi billahi. Şu an var ya, az bir şey terledim ha. Çok terlemedim. Oh. Sonbahar geldi kız. Sonbahar olmaz gerçi. Düneyin dedim ya, dün videomda. Siz onu bugün izliyorsunuz. Adana'da sonbahar, ilkbahar yok bacılar. Uf. Ay, ben de ne çok konuştum ya. Neyse, hadi kapatıyorum. Görüşürüz sonra. Ay arkadaşlar, resmen bana motosiklet çarpıyor da sıyırdı yemin ederim. Bir de bana bağırarak diyor, kaldırımdan yürü, kaldırımdan yürü. Yani daha yeni çıkmışım ben yola. Tabii ki tamam, kaldırımdan yürüyeceğim de senin dibimden geçmen mi lazım? Ay görüyor musun, Allah korudu yemin ederim. Şükürler olsun Allah'ım. Ay. İnsan bir kusura bakma der, özür diler. Tövbe yarabbim. Arkadaşlar, ani bir kararla anneme geldim. Bugün öyle bir üzücü haber aldım ki lütfen bunu bana sormayın. Anlatmak istemiyorum bunu. Her şeyimi size anlatıyordum ama bunu anlatmak istemiyorum. Lütfen sormayın ama çok kötü bir haber aldım gerçekten. İşlerimi halledeceğim dedim ya. Telefon geldi. Direkt böyle annemi aradım. Anne, sana geliyorum dedim. Tamam kızım dedi. Nefesi okuldan aldım, anneme geldik işte. Dediğim gibi arkadaşlar, sormayın, bunu anlatmak istemiyorum. Kusura bakmayın lütfen. Allah büyüktür ama bacılar. Çok üzüldüm, çok ağladım. Ama Allah büyüktür. Vardır bunda da bir hayır diyorum. Çok fazla bir şey konuşmak da istemiyorum işte. İyi ki annem var. İyi ki. Annemin yanına geldim, biraz bana moral verdi işte. Konuşamıyorum. Neşem gitti, farkında mısın? Sabah nasıl neşeliydim. Anneme babama sarıldım öyle, beni motive ettiler. İyi ki annem babam var, Allah razı olsun onlardan. Şimdi arkadaşlar, annem poğaça yapacakmış. Yanına da kısır yapacağım dedi. Böyle beş çayı gibi. Tamam anne, olur dedim. Seviyoruz zaten, annemi de çok güzel oluyor poğaçaları. Sehoş'umuzu da aradım. O da buraya gelecek. Akşam eve gideceğiz. Burada kalmayacağız Seher'in işinden dolayı. Hani tekrardan gelmezmiş buraya servise. Yoksa burada kalırdık. Bayağıdır da kalamıyoruz. Olsun, sorun değil. Seher'in işi, okulu var. Nazlı'nın toparlanması lazım. İyiyim arkadaşlar. Kendime geleceğim. Siz de benim için üzülmeyin. Kendimi toparlayacağım. Bugün böyle bir haber aldım. Geçecek ama eski halime geri döneceğim. Yarın işimi halletmeye gideceğim Allah izin verirse. İşlerimi halledeceğim. Kendimi toparlayacağım. Şimdi annem
mayalamış şeyi, hamuru. Onu size göstereyim canlar. Arkadaşlar, annem mayalamış. Bir görseydiniz, öyle bir şişmişti ki. Annem yeni bir börek tarifi öğrenmiş arkadaşlar. Şimdi bunu böyle açıyor. Dur bakayım nasıl. Şöyle tepeden de göstereyim size arkadaşlar. Merak ettim nasıl bir şey annem. Ve şimdi görürüz. Bakalım vallahi. Evet. Tahtayı getirseydik anne. Neredeydi? Dolaba koydum. Ha. Şöyle de şurada lorumuz var. Kısır da, oh, en çok sevdiğim menü anne. Ha. Başlığımın adını buldum. Sizin, annemlerde 5 çayı. Sizin kısmetinizde varmış bu. Şöyle margarin yumuşak olsaydı daha güzel olurdu da. Aslında tereyağı da güzel olur da tereyağımız yok evde. Hmm. Onu eritip böyle fırçayla sürerdin değil mi? Aynen. Aynen. Güzel. Neyse, bu da güzel olur. Sorun değil. Pratikliğimizi konuşuyoruz. Konuşturuyoruz bak. Hemen bunu böyle yaparız biz de. Bu da güzel anne. Şokun ürün değil mi? Çok güzel. Ben de bundan alıyorum. Ben tost için alıyorum. Samet geldi. Ya yine kafası eğik arkadaşlar. Ya yine yüzünü gösteremedim size. Hemen duymuş benim dediğim ha. Allah'ım. Şimdi böyle yaptı anne, peynirleri koydu. Evet, sarıyor. Rulo halinde. Keselim. Aa, süper olur anne böyle. Çok daha devamı var. Ha. Ne kız, merak ettim ha vallahi nasıl olacak. Hem basit hem börek gibi hem ha. Ve poğaça gibi aynı. Aynen. Şöyle. Ha. Şöyle böyle alayım. Ne şey oldu şimdi? Evet. Can Muhammed'im. Ne aşkım ne? Ah su iç, ah. Ah su iç. Ah su yok, dur sana su doldurayım. Ayırdım yumurta tasarısını. Ha. Böyle. Ha. Bu şekilde arkadaşlar annem yapıyor. Vallahi çok güzel. Çok güzel oluyor tadı var ya. Harika oluyor. Deneyin bacılar, deneyin. Çok güzel bakın. Pratik. Oh. 2 dakikada. Bir de bayağı bir çıkar anne çok bundan. Çıkıyor. Mesela öyle hani eline bir parça alsan öyle az çıkıyor. Bundan daha çok çıkıyor. Abi. Şöyle bacılar bakın. Hep böyle yapacaksın değil mi? Evet. Ha. Bayağı bir çıktı vallahi. Kaç tepsi çıkar ha anne? Çıkar. Oo, iyi iyi. Oh. Tepsi çıkar. İyi bari nefesin beslenmesinde poğaça vardı. 2-3 tane alırım, evet. Buzluğa atarım. Tabii. Şey yaparım, çıkarım. Tabii. Böyle bacılar işte. Burada da ben yansımamı görüyor musunuz? Şimdi ablam çok pahalanmış. Samet'le şeyi tartışıyoruz arkadaşlar. Ay tartışıyoruz, konuşuyoruz. Telefonların fiyatları artmış ya. O da kendine şey istiyor. Telefon istiyor da. Nazımız düzelecek arkadaşlar. Bakmayın bugün böyle biraz kötü oldum. Ama düzeleceğim, bekleyin. Nazlı kendine gelecek. Çocukları için. Her şey çocuklarım için. Kötü haberler olsun. Vardır bunda da bir yer. Bir şey olmaz. Allah
başka hayırlı kapılar açar. Olsun. Oh. Annem de ne güzel yaptı değil mi kız? Ha, size birazdan annemin şeylerini gösteririm. El emeklerini, yazmalar, yelekler. Ondan sonra başka bir sürü şeyler var. Kendi yaptı. Onları da gösteririm size arkadaşlar. Çok güzel şeyler var. Bana nefesin doğumunda, ben İstanbul'da doğum yaptım ya, yanıma geldi işte. Bana bir yelek işte de evde, onu size gösteririm. Bir görün. Hazır gibi aynı. Al oğlum. Hazır gibi arkadaşlar. Çok güzel. Dur size şimdi hepsini gösteririm ben. Benim kardeşim işte arkadaşlar. Yüzünü gördünüz. Bu erkeğimiz işte bizim. Kıvırcık saçlı erkeğimiz bu bizim. Yakışıklı değil mi kardeşim? Maşallah. Bakın. Samet'in yüzünü gördünüz. Samet herkes saçlarını çok beğeniyor ha. Yemin ederim. Kes diyorlardı. Nasıl? Hayır, bazıları kesme dedi ya. Herkes saçına bayılıyor. Çok güzel diyorlar vallahi. Arkadaşlar babamın saçı böyleymiş gençken. Benim saçlar da böyle kıvırcık. Babama çekmişiz. Seher ama anneme çekmiş. Samet'in yüzünü gördünüz sonunda. Arkadaşlar birinci tepsimiz hazır, bakın. Vallahi kabarmış, nar gibi kızarmış. Annem hemen, Samet onu da göstersene. Ha, şunu ayrıyetten daha hamur şey yaptı. Hani nefesle götürecek ya, 3 tepsi olsun. Ben de burada, Samet göster. Ben de burada şey diyorum, kısır için arkadaşlar. Şu an müsait değil, o yüzden kendimizi gösteremiyoruz. Annem şimdi diğer tepsiye de geçecek. Ben de şunları doğrayayım hemen şöyle. Sıcak. Sen de böyle yap Nazlı. Aynen. Çok pratik. He anne, ben de öyle yaparım valla. Ne güzel ha. Buzluğa at, böyle istediğin zaman çıkar. Aynen. Yumuşacık. He. Bak tadına kızım. Yok şimdi ben bakmam yemekteyken anne, ben öyle şey yapmıyorum. İçimizi de doğrayalım arkadaşlar. Burada da işte maydanoz, biber, domates, salatalık var. Bu ayrıyetten soğan. Anne bunu niye ayırdın? Bulgurla beraber yoğuracak. Ha, bulgurla birlikte yoğuracak arkadaşlar. Öyle yani. Üçüncü tepsimiz de hazır arkadaşlar. İkinci tepsi de fırında. Annem bunu da yapıyor. Nefesin beslenmesi. Ha? Yok, şarj aletini unuttum ya. Bir anda çıktım kız. Ben de o yüzden hiç şey yapmıyorum. Süper oluyor. Seher şef tadına baktı. Ben. Çok güzel. Şöyle. Pof bakın. Arkadaşlar annemi durduramıyoruz. Şimdi de ekşili mi yapın anne? Ha, kısırın yanına. Bu arkadaşlar böyle lahanayı ekşiliyor. Biraz suda haşlıyor. Baharatlarını falan döküyor. Çok güzel oluyor. Hı hı. Kısırın yanına iyi olur. Hep yaparız bunu böyle. Evet. Şimdi bunu gösteririm size nasıl yapılıyor diye. Arkadaşlar hemen size şu turşuları da göstereyim. Annem kendisiyle bana yaptı. Olduktan sonra bana verecek. Bakın acur turşusu. Şurada bakın. Acur, biber, karışık. Burada da acur, salatalık, biber. Burada jelepon biber sadece var. Şurada bak görüyorsunuz, süs biber turşusu, üstünde havuç, jelepon koymuş. Burada da lahana, süs biber, havuç. Burada da böyle lahana, süs biber, havuç. Böyle yapmış. Daha yapacak mı annem? Daha yapacakmış arkadaşlar. Böyle işte yapıyoruz. Annem yani yapıyor. Hem kendine hem bana yapıyor. Ben turşu kuramam. Hayatımda hiç de kurmadım zaten. Afiyetle yemeği nasip etsin Allah. Amin. İkinci tepsimiz hazır. Arkadaşlar bakın bunu böyle haşlıyoruz. Sonraki aşamalarını göstereceğim size. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunlar da ekşileme mi oluyor anne? Ekşileme arkadaşlar. Burada da kısırımız. Annem iyice soğanla yoğurdu. Şimdi malzemeleri koyacak. İşte ben de böyle anne, aynı bu tencereden istiyorum, kızartma tenceresi. İçinde hani şey oluyor ya, teli böyle. He. Böyle tek kutlu istemem. İki tane kutlu oluyor ya, böyle istiyorum. Var mısın çarşıda? He. Biraz kaynasın. Şimdi arkadaşlar baharat, pul biber annem kendisi yaptı. Başka? Acaba şunu koysam mı?
karabiberi falan. Sen bilin. Az bir şey koy. Az koyayım. He. Çünkü tadını değiştirmesin. Aynen. Bu ne? Kimyon mu? Hı. Ha. Yanına da çay demliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu pişti arkadaşlar. Bunu ayrı bir kaba koyuyoruz. İyice suyunu süzüp. Şimdi arkadaşlar üstüne pul biberi ekledik. Bu kısırların yanına hep yapılır Adana'da. Nane. Evet. Limon suyunu ver kızım. Orada ha. Ha tamam, tuz. Yağ. Hani? Abi orada. Yok, o kısır için. Şöyle de limon suyu ekliyoruz arkadaşlar. Limon var da biraz susuz o. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Ekşileme, ağzım eşkiledi. Bu kadar mı? Bu kadar. Ekşileme böyle arkadaşlar işte. Kısırımız kaldı, onu da yapalım. Şurada limon tuzuyla su vardı. Bunu esmer bulgurdan yaptı anne. Daha güzel oluyor. Şöyle. Bir dakika çalış. Kısıra bayılırım. Çok severim. Ay bunu taş gibi. Yumuşatmadın mı? Yumuşattım da. Suyu yok galiba. Bunlarla baksana. Arkadaşlar soframız hazır. Tabaklara getirdik. Kısırları tabaklara koyacağız. Menümüz böyle. Göz hakkınızı helal edin. Oh, çayımızı da demledik. Diğer tepside pişiyor. Nefes. Selam ver bakayım be. Annem turşu da koydu arkadaşlar. Bana sordu, ben istemedim de. Seher çıkar dedi. Hadi ye kızım. Nefes, kısırı da seviyor musun? Anneannen yaptı ha. Değil mi? Seviyor. Ne? Oğluşum da iki tane poğaça yedi ablaları. Afiyet bal şeker olsun. Hamur işini Can Muhammed çok seviyor. Ekmek getirir mi? Allah'ım şimdi gözlere bak, boncuk boncuk boncuk. Flaş açık ya, ona takıldı bak. Arkadaşlar var ya, biz bulaşıkları böyle tülle yıkarız. Annem de bana böyle tül ayırmış, dikmiş makinede bulaşık yıkamak için. Bakın bunlar hemen köpürüyor ya, daha iyi oluyor süngerde. Şöyle çantaya koyayım da böyle bardakların içine falan girmesi iyi oluyor. Güzel temizliyor yani. Bak çok güzel köpürüyor arkadaşlar bu şey. Sünger içine girmiyor. Hele yeniyken hani hiç içine girmiyor. Bardaklar içine girmiyor ki. Bak, bu çok güzel yapıyor. Hemen köpürüyor bir de bu. Arkadaşlar Can Muhammed düştü ya. Söyledim. Şimdi size şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Annemin el emekleri, göz nuru. Siz bu videoları çok seviyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere de. Arkadaşlar bunlar Seher ve Samet'in çeyizleri. Şöyle bir tane bebek yeleği. Ondan sonra şöyle bir tane yelek. Hani bunu işlediğini ben hatırlıyorum ha. Burada kolu da vardı. Ama bunun altı da sarı ya, görünmüyor. Ha. Ne serek altına? Siyah babamın şeyi. Ne? Şu tişörtü. Şöyle arkadaşlar bakın. Hangi poşet tişörtü? Aha şurada var ya. Babamın mı? Kimi? Samet'in mi?
Şöyle arkadaşlar, bir tane yelek motifli, bakın. Bunu böyle, böyle bunu işlerken ben hatırlıyorum annesini. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir tane yelek. Pembe, kendinden simli şöyle. Bakın. Ondan sonra gri bir yelek geliyor şimdi. Bakın. Şu da şöyle bağlamalı. Hı hı. Şöyle. Bu da gri. Hı. Onu şöyle. Bu da böyle gri arkadaşlar. Ablalar, bacılar. Ondan sonra, o şal değil mi? Hı. Ha. Şöyle de bir tane. Neyi anne? Etol. Etol mu? Hı. Bunun adı böyle mi yani? Hı. Etol. Şöyle şal. Bakın şöyle kenarları şöyle. Aa, bir tane daha şal. Bu da böyle. İkinci şal. Bunun da şekli böyle. İkinci. Bu krem rengi. Öyle de değil mi? Ha. Şöyle de bir tane gri arkadaşlar. Bakın. Bu da karnabahar modeli. Karnabahar modeli oluyormuş bu arkadaşlar. Öyle. Bakın. Model almak isteyenler için şöyle yakından göstereyim, bakın. Şöyle kenarları da böyle. Bu bir, bu şöyle. Bu gelinliğin üstüne. Hı hı. Ya da şu gelinliğin üstüne. Aynen. Etol. Bunu sehere işledim. Çeyizlik. Hı hı. Şöyle. Bu Samet'in çeyizi. Gelinimize. Bu da seherin. Arkadaşlar şu yazmalara bakın, hepsini annem işledi. Bakın bakın şöyle çeşit çeşit desen desen. Şöyle anne tek tek göster bak. Bakın böyle var, böyle. Şöyle bakın renk renk. Ay o çok güzelmiş anne modeli. Hmm. Ay bu da çok güzel. İlk defa böyle bir şey gördüm ha yazma. Leopar desen gibi aynı. Şöyle. Böyle boncuklu bir de. Bak. Şöyle arkadaşlar. Bu hortumlu. Ha. Ay ne kadar güzel şey modeli. Şu şişeli. Bakayım. Ha. Şöyle. Ay ne güzel modeller. Turuncu. Şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Vallahi çeşit çeşit burada da. Şu şöyle. Hı. Bu dur, bunun başka bak. Şunu çatal oyası bu. Bunu çatalla yaptım. Çatalla. Çatala doluyorum şunu. Ha. Çatal oyasıymış arkadaşlar. Bu da çatal bu da. Oyası. Ha. Şöyle. Ay rengi çok güzel. Parlament mavisi mi diyorlar buna, değil mi? Bu da çatal bu da. Oyası. Bu da bu renk. Şöyle. Bu çarkı felek. Bunu kurdaleden yaptım. He. Çarkı felek modeli. Bu da çarkı ay, felek. Ay ne güzel modeli. Rengi. Kurdaleden yaptım. Ha. Bu şey iğne oyası. Bunu da boncuktan yaptım şöyle. Tahta boncuk. Güzeller. Bunu yıllar önce işlemiştim. Bu da öyle. Hı. Şu da kurdale oyası. Bunu mille yaptım. Hı. İğne ile doladım. Hı. Mille çektim bunu. Çok güzeller ya. Ay bunun rengi çok güzel anne. Bu da tahta boncuk oyası. Ay. Bir de şunu da kurdaleden yaptım. Bu da muska. He he, ben bunu hatırlıyorum aynen. Bu da muska modeli. Muska ya. Bu da böyle. Simli şalımız yani yazma. Bu da böyle arkadaşlar bakın. Bu böyle kırmızı bir oya. Çeşit çeşit. Bu da böyle simli.
boyası şöyle. Çok güzeller. Bu da aynı öbür modelden. Ne modeli oluyor bunun adı? Böylesine. He. Bunu da, bu da Milo'yası. Bu da bayağı emekli. Aynen. Oğlum şimdi dur anne. Şu dutlu. He he dut. Aa, aynı şekli dut. Dut modeli. Bu öyle ince bir oya. Dur oğlum. Bu da şöyle bir oya. Çeşit çeşit arkadaşlar. Bakın sizler için çekiyorum. Bu da pullu. Rengi de gri, ne güzel ha. Can Muhammed'imiz geldi. Böyle. Oğlum üstünden gel. Hani o alttaki mor çok güzelmiş ha. Hangisi? Şu en alttaki. Ha bu ha. Bak hani rengi ne kadar güzel. Hı. İşte Seher'in aldığı gömlek de bu renk. Ha, bak bu da böyle bir oya. He. Bu da kolay bir oya. Çekil oğlum, elleme. Yine oyası. Arkadaşlar bakın. Bir hurç dolmuş valla. Bu da öyle. Yapma boncuk oğlum. Oyası. Süper. Böyle. Çok güzel annesi valla. Yani bayağı bir var arkadaşlar. Ayıracak mı şimdi hepsini? Yok, yine aynı hurca koyacağım. Ha. Şunlar ne anne? Öyle eskiden. He. Ablam işlemişti. Bu da işledim. Bunu yazmaya geçireceğim. He he. Bunu önceden ben yeni evliyken işlemiştim. Yazması eskidi. Ben de boncuğunu atmadım. He. Yeni bir yazmaya geçireceğim. Arkadaşlar eve geldik. Şimdi bir çay demleyeceğim. Orada da içtik de iğne için. Çay demleyeceğim arkadaşlarım. Bir şey diyeceğim size, bir dakika. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın, hani anlatmadığım için sizlere, ama yani bunu anlatmak istemiyorum. Lütfen anlayışla karşılayın. Ne olursunuz, yanlış da anlamanızı istemiyorum. Size her şeyimi anlatıyorum. Her şeyimi biliyorsunuz ama bunu yani anlatmak istemiyorum. Affınıza sığınıyorum. Ama gerçekten bu haber beni çok üzdü. Çok çok aşırı derecede üzdü. Annemin o şeylerini gördünüz değil mi? El emeklerini. Ne kadar güzeldi. Maşallah kız anneme. Allah. Ay sabah ne kadar neşeliydim değil mi arkadaşlar? İşte böyle neşemi kaybediyorum. Sonra hani benden enerji alan hanımlar var. Hani benim gibi olan hanımlar var. Nazlı senden biz de enerji alıyoruz diyorlar. Sonra ben böyle oluyorum. Hani hepinizin moralini bozmuş oluyorum. Bacılarım eski neşeme döneceğim. Siz şey yapmayın, üzülmeyin. Eski neşeme ben geri döneceğim. Bugün böyle beni idare edin. Tamam mı? İyi ki annem gül var arkadaşlar. Annem babama. Ay anneme babama sarıldım. Kız buramın. Ha telefon ekranı. Anneme babama sarıldım arkadaşlar. Kızım üzülme dediler. Böyle iyi ki varlar ya. Allah çok seviyorum onları. İyi ki varlar. Seher şefimiz orada. Of. Öyle bacılarım işte öyle. Kuzular. Şimdi arkadaşlar. Bu kız bu büyük mü acaba, kestim mi? Yok, annem ayarladığına göre. Bu var ya arkadaşlar, bir köpürüyor bir köpürüyor. Ha şeyi de aldık. Seher annemin verdiği poğaçalar, ekmekler neredeydi? Ha içeride mi? Şöyle anacığım arkadaşlar poğaça koydu poşete, ekmek koydu. Çift, ay kedi miydi o? Şöyle arkadaşlar poğaça, ekmek. Sabahına da ekmekle uğraşma dedi. Zaten biz bir tane ekmek alıyoruz. 2-3 gün gidiyor. Bilemedim 2 gün gidiyor arkadaşlar. Poğaçalar da şimdi bu zaten. Nefesim bu hafta benim için de poğaça var. Öğretmen bu hafta sonu yine değiştirecekmiş menüyü arkadaşlar. Şeyi, yemek menüsünü değiştirsinler. Acaba bu videoyu sonlandırsam mı sonlandırmasam mı diye düşünüyorum da. Daha bir şey çekmem ki. Bir şey diyeceğim. Kız ben bu kafayla çıkmışım. Ben çamaşırları toplamamışım. Şu aklı görüyorsunuz değil mi? Dur da anam çamaşırları toplayayım siz varken. Şöyle. Ama çok kötü bir görüntü var biliyorum. Farkındayım. Nazlı bacınız hemen şimdi konuya el atıyor. Bir dakika. Ses 1-2. Ses 1-2. Görüyor mu? Ha tamam.
Şöyle biraz daha dikeldim. Heh. Kız çamaşırlar duruyor ya. O kafayla çıktım ben. Hiç. Siyahlar da arkadaşlar. Anam. Tamam bitti arkadaşlar. Hop sizi de alayım. Yanıma götüreyim. Az çamaşırlardı. Evet arkadaşlar, Seher şefimiz de burada. Seni göstereceğim. Kız size de ne oluyor, çekiniyorsunuz? Ana utanıyorlar ha. Güzel taştı mı? Arkadaşlar şöyle bir otursun Nazlı bacınız. Anam da o çamaşırları yerleştirmemiş mi? Öf. Ne yapayım vallahi, uğraşamam. Moralim bozuktu bugün ya. Hemen çıktım. İçilmiyor ne, çay da emniyorum abla. Ne istiyorsun ki? Soğuk su da kalmadı. Yanıyor arkadaşlar burası, yanıyor. Arkadaşlarım, Can Muhammed'i uyuttum. Şimdi rahatladım. Kapanış bölümüne hoş gelmiş bulunmaktasınız. Evet, bugün moralim bozuktu arkadaşlar. Bunu 1000 defa söyledim belki bu vlogda. Kusura bakmayın, unutuyorum çünkü ne çektiğimi. Kafa kalmadı vallahi billahi. Dediğim gibi lütfen kusura bakmayın. Anlayışınızı bekliyorum. Söylemiyorum ne olduğunu. Arkadaşlar az önce yorumlara bakabildim, ancak fırsat bulabildim. Çünkü bugün biliyorsunuz daha yeni geç cevap veriyorum yorumlarınıza. Kusura bakmayın, hemen dönüş yapamıyorum. Yorumlarda şey gördüm, bir tane kardeşimin babası ameliyattan yeni çıkmış. Abla diyor, senden ve takipçilerinden dua bekliyorum diyor. Arkadaşlar bu kardeşimizin babası için de dua ederseniz, hani kulun kula duası kabul olurmuş bacılar ablalar. Dua ederseniz çok sevinirim. Böyle elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum. Unuttuklarım varsa, görmediklerim varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi böyle elimden geldiğince hani söylüyorum zaten. Ne oldu annem? Arabayı sürüyordu ya, düştü. Burada da videomu kapatayım arkadaşlar. Bugün böyle biraz hüzünlüydüm. Sonra biraz kendimi topladım. Şimdi tam toplayacağım. Nazlı'yı hiçbir şey yıldıramaz Allah'ın izniyle. Nazlı çok güçlü. Çocukları var. Çocuklarım için güçlü durmam lazım. Dimdik durmam lazım. Allah bana güç kuvvet veriyor. Her şeyin hayırlısı. Demek ki bu hayırlı değilmiş. Olmamış. Olsun. Allah başka kapılar açar. Vardır Rabbimin bir bildiği. Nasıl bağırıyor görüyorsunuz değil mi? Sinirleniyor ha. Vardır Rabbimin bir bildiği. Bunda da vardır bir hayır diyorum. Allah büyüktür diyorum. Dualara devam. Kurban olduğum Allah'ım. Dualara devam diyorum bacılar. Siz, ben üzülünce siz de üzülüyorsunuz. O yüzden hiç üzülmeyeceğim artık. Allah dert vermesin tabii ki. Üzülmeyeceğim. Devamlı enerjik halimle beni göreceksiniz Allah'ın izniyle. Hep mutlu göreceksiniz. Sağlık olsun, gerisi hallolur. Ölümden başkasına çare yok. Öyle değil mi canlar? Bunu hep söylüyoruz. Nazlı, motivesin evet. Hiçbir şey seni yıldıramaz. Sen dimdik ayaktasın. Sen hem annesin hem babasın. Kendimi böyle motive ediyorum arkadaşlar. Dimdik ayakta duracaksın canım. Hiçbir şey için üzülmeyeceksin. Seher de oradan evet diyor, beni onaylıyor. Üzülmeye yer yok. Evet, motive de ettik kendimizi. Siz de kendinizi böyle motive edin. Biz kadınız güçlüyüz. Evelallah elimizden her iş gelir. Her şeyi yaparız. Biz güçlü kadınlarız. Şöyle bileğimi sıkayım. Burada kapatayım. 1000 defa kapatayım dedim. Bir türlü çeneden kapatamadım. Kız ben de ne kadar çok konuşuyorum bugünlerde. Kafanızı şişiriyorsam bacılarım, ablalarım. Kusura bakmayın valla. Dilime vurdu. Vallahi billahi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.